Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uygulamamızda fırlatılan exception'ları handle etmeye çalışacağız. Örnek olarak runtime'da bir hata ile karşılaştığımızda bunu handle edip kullanıcı odaklı bir gösterime dönüştürmeye çalışacağız. Peki bu ne demek? Uygulama exception fırlattığı zaman araya gireceğiz. Biz bu exception'ın neden ve hangi hata olduğunda fırlatıldığını biliyoruz ama uygulamayı kullanan kişi bunu bilmiyor. Ne tür bir hata yaptığı için bu exception'ı aldığını anlattığımız kendi exception sınıfımızı yazacağız. Son kullanıcıya bunu dönmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Spring Initializer'da hemen bir Spring Boot uygulamamızı iskeletini oluşturalım. Maven kullanacağım. Dependency'lerim ekleyeceğim. Bu bir REST API olacağı için. Database olarak H2'yi kullanacağım arkadaşlar. Yani database'lik fazla bir işimiz olmayacağı için. Lombok bizim için yeterli olacaktır bunlar. Yani bir tane user hojesi oluşturacağım. Bunu H2 database'de ORM kullanarak eşleştireceğim. Daha sonra database'den ID ile sorgulama yapacağız. Bu ID'ye sahip kullanıcı varsa bize kullanıcıyı döndürecek. Yoksa normalde null point exception fırlatması lazım. Ama bunun kullanıcı tarafında bir karşılığı olmayacağı için biz bunu araya gireceğiz, handle edeceğiz. Kendi exception sınıfımızı yazıp kullanıcıya göndermiş olduğu ID değeriyle bir kullanıcının bizde veri tabanımızda olmadığını göstereceğiz. Yani küçük anlamıyla anlattığım kadarıyla yapacağımız uygulama bu olacak. Generate edeyim. Masa üstüne hemen çıkartıyorum. Bununla işimiz bitti. Hemen idem de açayım. Dependency'leri bir indirsin. İndekslemesini yapsın. Tamam. Hemen burada bir paketlerimizin neler olacağını oluşturalım. Controller, servis, repository, model ve tabii ki exception. Hocamızı oluşturarak başlayalım. Dediğim gibi bir tane user class'ımız olacak. Bu bir entity. Yani veri tabanında bu oluşturacağımız class'ın bir karşılığı olacak. Setter'ını yazalım. Constructor'larını yazalım arkadaşlar. Bunun bir tablo olduğunu belirtiyorum. Bu isimlendirmelerde de ben tabloyu normalde kullanmıyorum. Kullanmadığınızda buradaki isim neyse size gider veri tabanında da o isimle onu oluşturur. Ama bazen mesela order. Burada klasımızın ismi order olduğunda veri tabanında da order diye bir işlem olduğunda yani o ikisini birbirine eşleştiriyor. Burada bir hata alırsınız. O yüzden bu table'ı kullanmakta yarar var. Bu bir ID.
Bunun stratejisini belirsek yeterli olur bizim için. Aynen olsun. Şu an için modelimiz hazır. İsim, soy isim, ID'den oluşan bir klasımız var. Bunun repozitorisini oluşturalım. Repozitörü de interfeysi seçiyoruz arkadaşlar. Extend edecek. JPA repozitörüden. Birinci kısım hangi modele hizmet edecek? Hangi klasa hizmet edecek? User klasına. Peki bunun ID değişkeninin türü ne? Log. Tamam. İnterfeyste de işim, repozitörü ile de işimiz bitti. Hadi gelin bunu servisini yazmaya başlayalım. Ben bunun bir servis olduğunu belirtelim. Repozitörümüzü bu klasa inject edelim. Ondan sonra en başta dediğim gibi bize bir ID değeri veren, bu ID'nin karşılığında veri tabanında varsa bir karşılığı bize o user'ı getirsin. Yoksa da bize yazacağımız exception'ı döndürsün. Haydi değeri alsın. Bu metot direkt JPA'nın kendinden giriyor. Bunun bilmeniz gereken özelliği optional dönüyor arkadaşlar. ID'yi verelim. Şimdi varsa bunun kendi değerini döndürecek. Yoksa bize bir exception fırlatsın. Burada da şimdi kendi yazacağımız exception'ın dönmesini istiyorum. Hemen bir tane supplier yazalım. Böyle bir exception'ımız yok. Gelin bunu hemen bir oluşturalım. Burada değil. Gitsin bize exception'ın içinde oluştursun. Exception'dan döndürsün. Bunun için de arkadaşlar geleceğiz. Constructor'ını oluşturacağız. Bakın zaten burada söylüyor. Nelerden oluşturayım diye. Bizim için bir mesaj döneceğimiz için sadece bu yeterli olacaktır. Yani bu alacağı mesajı getirecek. Burada süpere döndürecek. Süpere gönderecek. Tamam. User not found by ID. Burada da gelen ID değerini tamam arkadaşlar. Servisimiz de bitti. Ama bu yazdığımız exception'ı her an dinleyip kendi araya girmesi gereken bir class daha yazmamız lazım. Şimdi gelin o class'ı yazalım. Ya buna isimlendirme verirken size kalmış artık nasıl bir isimlendirme isterseniz. MyExceptionHandler dedim ben. Burada bunun bir REST Controller Advice olduğunu belirteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra hangi exception için bize hizmet edecek? Şimdi onu yazacağız. Hangi exception fırlatıldığında araya girecek? Bize sadece mesajı döneceği için string desek yeterli olacaktır. Handle it. User not found exception'dan
gelen mesaj değerini arayacağız. Ve statüsünü belirleyeceğiz. Ne bizim statümüz? Bulunamadı. Not found. Peki bu yeterli mi? Yeterli değil. Bunun hangi durumda handle edileceğini de ekliyorum. Hangi exception fırlatıldığında? Bu class. Bu işlemi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi gelin kontrolümüzü yazalım. Bunu bir açalım. Bu bir REST controller. Bunun bir maplemesi var. Ya bu da el alışkanlığı olsun, versiyonlamayı yapma arkadaşlar. User. Hemen bize hizmet edecek servisimize constructor olarak ekliyorum. Bize ne dönecek? Bir tane user dönecek. Get user by ID. User servisin bu metoduna bize şuraya da ekleyelim hemen. Etten gelen bu isimle bura aynı olursa birbiriyle eşleştiriyor. Ama isterseniz buraya farklı verebilirsiniz. O zaman da gelip buraya eklersiniz arkadaşlar. Buradaki belirttiğiniz ismi. Şu an için bakıyorum. Controller'ım tamam. Modelim tamam. Exception'ım tamam. İsterseniz bir H2 konsol kullanacağımız için bunun bir application propertylerini ekleyelim. Bunları direkt arkadaşlar internette de bulabilirsiniz zaten. Kopyala yapıştır yaptım. Kullanacağım data source'un driver'ı. Username, password. Bu create drop DLL auto'su yani otomatik olarak oluştursun. İşleminiz bitince bunu drop etsin. Tekrar başlattığında create etsin. O. Bir de H2 konsola bir gidelim. Ekleme yapıyor mu yapmıyor mu onu kontrol ederiz diye true de. Bu da database'imizin adı. Birkaç tane de veri ekleyelim. Arkadaşlar. Hemen repozitörümü alayım ki buraya hızlıca ekleyebilirim. Burada ID'yi ne dedik? Kendisi versin dedik. O zaman şuraya bir şey yapalım ya. Şimdi şeyle uğraşmayacağım. ID'siz bir tane constructor oluşturayım ki ID'yi kendi versin orada. Tane user yeter. Save metodunu çağırıyorum. User 1'i save'liyorum. Bu command line'da proje ayağa kalkmadan önce geliyor buradaki işlemleri yapıyor. Öyle ayağa kalkıyor arkadaşlar. User'ımızı ekledik. Kontrolümüzü yazdık.
Exception sınıfımızı yazdık. Pojomuzu yazdık, repomuzu yazdık, servisimizi yazdık. Hadi gelin projemizi şimdi bir başlatmaya çalışalım. Enable it. de ayakta diyor. Önce gelin bir bakalım bizim belirttiğimiz URL'imiz neydi? Yok. Şifremiz de bir. Connect diyorum. Bakın bizim için tablomuzu oluşturdu. Run dediğimde eklediğim orada geldi. Şimdi gelin buradan 8080'den V1 User get user by id slash 1 dediğimde bana bunu dönmesi lazım. Gördüğünüz gibi döndü arkadaşlar. Peki şu an veri tabanımızda sadece bu var. İki ID'ye sahip. Buradan gönderdiğim ID. Bir değer yok. Ben bunu gönderdiğimde normalde ne demesi lazım bana? Bir hatayla karşılaştığımda null pointer'ı fırlatması lazım. Ama ben burada son kullanıcı olarak bunun ne anlamı geldiğini bilmiyorum ama key gönderdiğimde diyor ki user not found by ID. Benim burada belirtmiş olduğum exception fırladığında sen git buradaki belirtmiş olduğum artık ne yazarsanız veyahut da buraya ne şey yaparsanız onu bana döndürüyor. Benim burada belirttiğim buydu ve bana istenilen ID'yi getir dedim. Oradan bana bunu döndürdü. Yani buraya artık ne yazarsanız 4 yazın, 4 yok. Artık ben biliyorum. Benim bu göndermiş olduğum ID'de bir user'ın olmadığını söylüyor. Biri tekrar yazalım, biri var. Spring Boot'ta exception handle işlemi böyle arkadaşlar. Hani siz burayı daha da şey yapabilirsiniz. Geliştirebilirsiniz. Bunun daha şeyleri var. Biz burada direkt string bir gelen mesajı döndüğümüz için böyle oldu. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşürüz.